İçinde bulunduğumuz dönem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana yönelik hadislerinde bildirdiği çok önemli olaylara sahne olmaktadır. Ahir zamanla ilgili alametler birbiri ardınca ve hadislerde tam tasvir edildikleri biçimde ortaya çıkmaktadır. İslam alimleri tarafından da ittifakla kabul edildiği üzere bu durum ahir zamanın yaşanmaya başlanmış olduğunun bir ispatıdır. Ahir zaman son dönem anlamına gelir ve kıyamete yakın bir zamanda dünyada yaşanacak bir zaman dilimini ifade eder. Ahir zaman alametleri ve ahir zamanda yaşanacak olaylar hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen çok sayıda hadis mevcuttur. Kur'an'daki işaretler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki detaylı açıklamalar bir araya getirildiğinde ortaya ahir zamanla ilgili önemli bilgiler çıkmaktadır. Ahir zaman alametleri olarak adlandırılan olaylar, küçük ve büyük alametler olarak ele alınmaktadır. Ancak bu alametlerden her biri diğerinden ayırt edilemeyecek derecede önem taşır ve İslam dünyasının geleceğine ışık tutar. Bu filmde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 yüzyıl önceden en ince ayrıntılarıyla haber verdiği bu alametlerin her birinin gerçekleşmekte olmalarının ne kadar büyük bir mucize olduğunu göreceğiz. Belli bir yer, zaman veya şahısla ilgili bilgiler içeren veya bir savaş ya da doğa olayı gibi tek ve özel bir olayı haber veren hadisler genellikle büyük alametler olarak nitelendirilir. Bunlara örnek olarak İran-Irak savaşı, Ramazan ayında görülen güneş ve ay tutulmaları, Kabe'de kan dökülmesi gibi alametler sayılabilir. Öte yandan hadislerde, ahir zamanda dünyanın durumu ve insanların yaşantısı hakkında genelleme şeklinde yapılan tasvirler de küçük alametler olarak değerlendirilir. Depremlerin çoğalacağı, yüksek binaların artacağı, insanların uzun mesafelere taşınacağı gibi alametler bu küçük alametlerden olarak görülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde haber verdiği bu küçük ve büyük alametlerin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir. Zira açıkça belli bir olayı haber veren alametler kadar bu alametleri destekleyen diğer gelişmelerin göz ardı edilmemesi de son derece önemlidir. Üzerinde gereği gibi düşünülüp etraflıca araştırılırsa, küçük zannedilen alametlerin gerçekleşmiş olmasının da aslında büyük birer mucize oldukları açıkça görülür. Ahir zaman alametleri bir bütündür. Hepsi aynı dönemde, arka arkaya, eksiksiz olarak meydana geldiğinde bir bütünlük oluşturur ve belli bir sonuca işaret ederler. Hadislerde ahir zaman hakkında detaylı tasvirler yapılmakta, her konu çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu ayrıntıların bundan 14 asır önce bu kadar kapsamlı bir şekilde açıklanmış olması ve belirli bir dönem içinde ard arda gerçekleşmesi son derece mucizevi bir durumdur. Birkaç on yıl sonrasına dair öngörülerde bulunmak bile son derece zorken, 1400 yıl sonrasının çevre koşullarının, sosyal, siyasi ve ekonomik durumunun detaylı olarak tarif edilmesi Allah'ın bildirmesi dışında imkansızdır.
Gayba yönelik tüm bilgilerin sahibi Yüce Allah, bu bilgilerden dilediği kadarını dilediği kullarına bildirebileceğini Kur'an'da haber vermiştir. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü o, bunun önüne ve arkasına gözetleyiciler dizer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın izniyle kendisinden yaklaşık 20 insan nesli sonrasında yaşanacak bir dönemle ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Filmin ilerleyen bölümünde bahsedeceğimiz bu alametler farklı zamanlarda ayrı ayrı gerçekleşmiş olsalar belki sıradan olaylar olarak görülebilirdi. Ancak çok sayıda alametin kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmesi, içinde bulunan dönemin önemini ve hadislerin doğruluğunu teyit eden niteliktedir. Hadislerin bize doğru olarak ulaşıp ulaşmadıklarından, ahir zaman konusundaki hadislerin gerçekte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş sözler olup olmadığından kuşku duymak son derece yersizdir. Çünkü ahir zamanla ilgili birbirinden farklı hadisler farklı kanallardan aktarılsalar bile birbirleriyle uyum ve bütünlük içindedirler. Bu da sözlerin kaynağının doğruluğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda hadislerde yaşanacağı bildirilen olayların bir bir gerçekleşiyor olması bu rivayetlerin doğruluğunu ispatlayan en kuvvetli delili oluşturmaktadır. Bu kıstas, ahir zaman ve kıyamet alametleri üzerine araştırma yapan birçok İslam alimi tarafından da kullanılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın ünlü İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de günümüzde meydana gelen birçok olayla hadislerde haber verilen bilgilerin mutabık çıkmasının hadislerin gerçek olduğunu ispatladığını ifade etmiştir. Buraya kadar anlaşılacağı gibi, ahir zamana dair günümüze kadar ulaşmış olan hadislerin tümü önemlidir. Bu hadislerde bildirilen alametlerin bir bütün olarak görülmesi gereklidir. Bunu anlamak için birkaç sorunun cevabını düşünmek yeterlidir. Örneğin, bundan 100 yıl sonra dünyada yaşanacak olayları ana hatlarıyla da olsa tahmin edebilir misiniz? 1900'lü yılların başında yaşadığınızı düşünelim. Yalnızca 100 sene sonrası için tahminler yapmanız istense, hiç yanlış çıkmayacak şekilde günümüzde yaşanacak önemli olayları, insanların ahlaki durumlarının nasıl olacağını, depremlerin yoğunluğunu veya çıkacak savaşları tahmin edebilir miydiniz? Elbette ki hayır. Veya bir şehirden diğer bir şehre gidişin günlerce sürebildiği, haberleşmenin oldukça zor ve yavaş olduğu, teknik imkansızlıklar dolayısıyla binaların ancak birkaç katlı olarak inşa edilebildiği 7. yüzyılda yaşadığınızı hayal edin. Sizden 1400 yıl sonrasında bu koşullarda ne gibi değişiklikler olabileceğini tahmin etmeniz istendiğini varsayalım. Neler söyleyebilirdiniz? Araba, uçak gibi ulaşım araçları, 100-150 katlı gökdelenler, cep telefonları, televizyon, radyo gibi bugünün dünyasına özgü teknolojik gelişmelerden herhangi biri aklınızın ucundan geçebilir miydi? Peki günümüzden 1400 yıl sonrasında, yani tam 3405 yılında örneğin binaların ne şekilde inşa edileceğini bilebilir misiniz? Ya da toplumların ahlaki durumlarının nasıl olacağını veya dünyada ciddi bir kıtlık veya hastalık olup olmayacağını söyleyebilir misiniz? Görüldüğü gibi tek bir konunun bile değil 1400 yıl, 140 yıl, hatta 14 yıl sonra nasıl bir gelişme göstereceğini tahmin edebilmek son derece zor, neredeyse imkansızdır. Öyleyse çok çeşitli konularda 3000'li yıllardaki olaylar
aynen gerçekleşeceği şekilde önceden haber verilse, sizce bu haberler önemsiz olarak nitelendirilebilir mi? Şüphesiz tüm bu soruların cevabı hayırdır. Bütün bu gerçekler bize göstermektedir ki, bundan 14 asır önce yaşamakta olduğumuz ahir zamana dair çok çeşitli konulardaki gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar haber veren hadislerde bahsedilen olayların her biri büyük birer alamettir. Hadis kaynaklarında ahir zamanla ilgili bilgi veren ve sayısı yüzlerle ifade edilen hadisler ittifakla günümüz olaylarına işaret etmektedir. İstisnasız olarak tamamı ele alınıp incelendiğinde ortaya çıkan sonuç şudur. Bu denli fazla sayıda olmalarına rağmen ahir zaman hadislerinin tamamının doğru çıkması, asırlar önce bildirilen olayların tam tarif edilen şekilde günümüzde gerçekleşmesi ve birbiriyle çelişmemesi büyük bir mucizedir. Üstelik bu hadisler yeni fark edilmiş de değildir. 1400 yıldan beri en muteber İslami kaynaklarda yer almakta ve her isteyen tarafından alınıp okunabilmektedir. Bunlar içinde önceleri anlaşılamayan pek çok hadisin yorumu, hadislerde işaret edilen olayların günümüzde ortaya çıkmasıyla netleşmiştir. 14 asır öncesinden bildirilen alametlerin çıkışı, inananların Allah'a olan iman ve bağlılıklarını artıran son derece büyük olaylardır. Bu kadar işaretin bir arada ve çok kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmiş olması elbette tesadüf değildir. Bu işaretler Allah'ın inanan kullarına birer müjdesidir. Bu gelişmeler ahir zamanın ilk döneminde yaşanan her türlü sıkıntının yerini bolluk, bereket ve adaletin alacağı, ahlaksızlıkların ve dejenerasyonun tümüyle ortadan kalkacağı bir dönemin müjdecisidir. Bu dönem tüm inanan insanların asırlardır özlemini duydukları Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya gelişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışıyla İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı kutlu bir dönemdir. Bu nedenle ahir zamanda gerçekleşen her alamet onu izleyen müminler için beklenen o kutlu dönemin yaklaştığını gösteren son derece şevklendirici ve müjde verici bir olaydır.